Erdal abi. Sanık vekilinin hazır olduğu görüldü. Duruşmaya devam edildi. Savunma makamına söz verildi. Buyurun avukat bey, sizi dinliyorum. Sayın hakim. Size söz vermedim Mahir Kara. Mahkemede söz vermeden konuşamazsınız. Aksi takdirde salondan dışarı çıkarım sizi. Şimdi oturun. Buyurun avukat bey, sizi dinliyorum. Sayın hakim, müvekkilim işlediği suçu inkar etmemiştir. Ancak bugün burada olayın başka bir yönü es geçirmiştir. Seyit Durak, sanığın kardeşini kaçırmıştır. Silahla öldürmek üzereyken Mahir Kara eve girip kardeşini kurtarmaya çalışmıştır. Olay esnasında Seyit Durak, sanığın annesinin ve yeğeninin ölümüyle sonuçlanan bombalama fiilini bizzat kendisinin işlediğini itiraf ederek ağır tahrikte bulunmuştur. Sayın hakim, madem durum buydu, neden en baştan ifadelerinde belirtmediler? Kararın açıklanacağını anlayınca indirim almak için uydurulan savlardır bunlar. Sayın savcı, müsaade eder misiniz? Savunmayı dinlemek istiyorum. Bu anlattıklarınızı ispat edecek delilleriniz var mı avukat bey? Var efendim. Bizzat kaçırılan ve olaya tanıklık edecek olan İknur Kara'nın dinlenmesini talep ediyorum. İyi de bu sanığın kız kardeşi zaten. Tabii ki abisini aklamak için lehinde ifade verecek. Savcı bey, tanık kız kardeşi olduğu için dinlemeyi red mi edelim? İknur Kara burada mı avukat bey? Maalesef değil efendim. Evet, gereği düşünüldü. Sanık vekilinin talebinin kabulüyle tanık İknur Kara'nın bir sonraki celse dinlenmesi için duruşmanın bir hafta sonra aynı gün ve aynı saate ertelenmesine karar verildi. Bana mı dediniz savcı bey? Hayır hakim. Güzel. Neden yaptın bunu abi? Savunma yok demedin mi ben? Benim işim bu Mahir'im. Ben vazifemi yaptım. Bir telefon açmam lazım. Müsaade varsa tabii. Var. Seyis abim sayesinde. Onun hatırı büyüktür bende. Gel böyle. Fazla değil. 2 dakika. Ona göre. Alo. Songül benim. Abi. Nasılsın? Songül dinle. Feride duruşma İknur'u tanık olarak çağırdı. Söyle ona. Kesinlikle mahkemeye gelmeyecek. Neden ama abi? Mahir mi ha? Ver bana. Mahkemeye gelmeyecek. O kadar. Oğlum. Baba, iyi misin? Çıktın mı hastaneden? Çıktım ama pek iyi değilim. Mahir, neden böyle yaptın ha? Olması gereken buydu baba. Hayır, değildi. Gençliğini feda ediyoruz. Önünde yaşayacak daha çok uzun yılların var ya. Hepsi bitti baba. Geçti. Ben ömrümü böyle yakmasam,
onlar beni yok edeceklerdi. Bırak böyle kalsın. Olan oldu zaten. Neler var, hemen kapat. Olmaz Mahir. Mümkün değil, bırakma. Ben Feride ile konuştum. Hakikati biliyor. Babasını da biliyor. Onu benim vurduğumu da. Mahir. Beni duyuyor musun oğlum? Mahir. Ne oldu baba? Ne diyor abim? Hiç, hiçbir şey. Kapat. Yavaş yavaş, acele etmeyin. Maksat biraz daha güneş görmek. Temiz havadan istifade etmek başefendi. Eyvallah, doğru söyledin Bekir abi. Hayırdır Karadayı? Sen çıkmıyor musun havalandırmaya? Seninle biraz konuşalım başefendi. Söyle. Belli ki iyilik etmeyi seven bir arkadaşsın. Benim küçük bir yardıma daha ihtiyacım var. Ne gibi? Gece birkaç saatliğine dışarı çıkmam şart. Görülecek bir hesabım var. Onu halledip geleceğim. Yoksa bunca acıyı, bunca yılı burada boşuna heba etmiş olacağım. İşimi hallederim, gün ağrımadan da geri gelirim. Sözüne itimadım tam. Ama gel gelelim çok zor. Bir yol olsa hallederiz derdim ama malum. Şanın dilden dile yayıldı. Namını duymayan kalmadı. Denetimler de sıklaştı. Hayatta ne kolay ki başefendi. İstedikten sonra elbet bir yolu bulunur. Ben de üzerime düşen neyse yerine getiririm. Ben bir bakayım. Ne yapabileceğiz? Yaşar mı ki? Bilmem. Yaşar inşallah. Doktor da sarar sarmalar bir güzel şimdi. Hadi gençler, yapın bir çay da içelim şimdi. Hemen abi. Herkes tamam mı? Geçin bakayım sıraya. Dağılın şimdi. Mahir Kara. Seni görüşe alalım. Kimmiş? Suna Demir dediler. Bana bunu neden yapıyorsun Mahir? İnsan canım dediğinin canını yakar mı? Sevdiğim dediğin birini böyle binlerce cevapsız sualle bırakır mı? Çıkma sokaklardayım Mahir. Çaresiz. Aciz, bir başımayım. Bilmek istiyorum. Bütün bunların nedenini bilmek istiyorum. Söyleyecek bir şeyim yok Feride. Boşuna gelmişsin. Bana böyle davranma. Bana böyle davranma.
sen bana böyle davrandığında iyi tamam deyip gideceğimi mi sanıyorsun? Susacağımı mı? Şimdi bana her şeyi anlatacaksın. Neden babamı vurmak istedin? Neden Nazif baba yaptığı halde ben yaptım dedin? En önemlisi de... Neden babamın beyefendi olduğunu düşünüyorsun? Kim söyledi bunu sana? Var ya, yalvarıyorum yapma. Babamdan bahsediyoruz. Yabancı birinden değil. Bana artık soru sormayı bırak, cevap ver. Babamın... beyefendi olduğuna mı inanıyorsun? Evet. İşte bu yüzden sustum. Bu acıyı yaşamak zorunda kalmadı ya. Bir de bu hakikatin yükü omuzlarında binsin istemedim. Nereden öğrendin bunu? Kim söyledi? Anladım Feride. Bugüne kadar yaşadıklarımızı birleştirince anladım. Nasıl yani? Bir delilin yok. Sadece kanaatini mi yaftalıyorsun babam? Ya yanılıyorsan? Hı? Bunu hiç düşündün mü? Ya yanılıyorsan Mahir? Yanılmıyorum. Gittim Turgut'a sordum. O da doğruladı beni. Turgut mu şahidin? Bunca zamandır inanmadığın Turgut mu? Sadece Allah bir dediğine inanırım dediğin Turgut mu şahidin? Aynı Turgut'a ben de gittim bugün. Bana ne dedi biliyor musun? Bütün bunlar Mahir'in deli saçması uydurmaları dedi. Hangimiz hakikati söylüyor peki? Ha? İnanması zor. Çok şaşırdım biliyorum. Yüreğin yerle eksan oldu. Ama gerçek bu. Gittim babana da sordum. O da inkar etmedi. Kabul etti mi peki? Ben beyefendiyim. Her şeyi ben yaptım dedi mi? Sana inanamıyorum. Sadece bir şüpheyle öldürmek istedin sen benim babamı. Ne bir delilin var elinde ne de bir tanığın. Seyis de biliyor bu gerçeği. Sana oyun oynayan Seyis. Seni tuzağa düşüren Seyis öyle mi? Sen o kadar takıldın ki bir suçlu bulmaya. O kadar karardı ki gözlerin. Gerçekleri göremiyorsun artık. Benim sevdiğim adamın bir vicdanı vardı. Can alma korkusu vardı. Günahına girme korkusu vardı. Emin olmadan kimseyi yargılamayacak kadar koca bir yüreği vardı. Nerede o adam? Hı? Nerede Mahir?
Sen gitme oğul. Gitmek an, dönmek ömür olur. Gidersem kuşları göçer dallarımın. Baharken sararır yapraklarım. Dökülürüm oğul, dökülürüm ayak izlerine. Bir nevi vedalaşmaksa eğer dudaklarının ellerimde bıraktığı bu yara, el öpenlerin az olsun oğul. Sen gitme oğul. Fotoğraflarda kalmasın suretin. Resimlerine düşmesin gözyaşlarım. Kokunun kaldığı odalarda bir başıma bırakma beni. Gidersen yaşın genç kalır. Bir çocuk daha ölür. Gitmek yok. Bir Fatiha'ya daha gücüm yok. 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 Kağıttan bir gemimiz vardı. Biz ağladıkça su aldı. Belli ki boğacak bizi bu sular. Ama en son babalar ve oğullar. Pencereden kar geliyor. Aman anne. Sevdiğimi... Yeter kardeşim. Çalma artık. Kusura kalma abi. Asıl sen kusura bakma kardeşim. İnsanın içinin kana boğulması ne demektir bilir misin? Sızlamadık yerin kalmaz bedeninde. Lime lime olur her yerin. Kalbin atmak istemez. Atsa da fark etmez. Çoktan ölmüşsündür, ağlayanın yoktur. Mahir Kara, bir bakıver. Hayırdır başefendi? Gece gece de görüş olmaz ya. Ne böyle? Eski köye yeni adet mi? Herkes işine baksın. Böyle icap etti. Nedir mesele? Biri arıyor seni. Telefon yasak. Hele de gece gece. Ama bu pek alalade bir hadise değil. Adam bana anlattı mevzuyu. Sana anlatayım diye. Benim hiç hoşuma gitmedi işittiklerim. Kendin konuş istedim. Alo. Benim Mahir Kara. Kardeşin Songül, misafirimiz bu gece Mahir Kara. Abi! Songül! Şşş! Ne yapıyorsun? Sesini duydun. Abi! Sana karşılık kardeşim. Gel buraya. Biz de salıverelim bacını. Geleceğim lan, geleceğim. Sakın kardeşime dokunmayın. Akıllı olun, topunuzu gebertirim. Vallahi orası sana kalmış. Gelirsen el sürmeyiz. Yok, baktık gelmiyorsun. Neredesiniz, adresi ver. Sahildeki... Taş ocağının yanındaki depodayız. Acele et. Yara beni dışarı çıkartıyorsun. Yapamam. İtiraz etme! Yapamam. Çıkaracaksın. Deneyim. Yapacaksın. Hemen.
yüzünü seveyim sabah Sayın Neydiş. Yokluğum bir anlaşılırsa çıramı yakarlar benim, aman diyeyim. Bir başım olsam ziyan değil. Ama iki evladım var evde bekleyen. Yatalak anam elime bakar. Kapının önüne koyarlarsa beni dört boğaz aç kalır, sersefil oluruz. Şimdiye kadar. Ha? Doğru söylüyorum, yemin ederim. Evet, hep yardım eder göründün. Ama gerçekten ettin mi bilmiyorum. Tamam. Tamam, tamam öyle olsun. Ama içeri girme, kurbanın olayım girme. Mahir. Songül! İyiyim. Kim yaptı bunu? Bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmesen burada ne işin var? Songül nerede? Bu tuzağı kim kurdu? Mahir, delirdin mi? Delirdim. Songül nerede? Kardeşimi kim kaçırdı? Hayatını kurtardı. Bir parçaya bölünüyordun. Bu mu mükafatı? Songül nerede? Kardeşimi kim kaçırdı söyle. Bilmiyorum. Tek bildiğim sana tuzak kurdukları. Ben o yüzden geldim buraya. Sana kim dedim? Kulakları duymuyor mu ulan? Bilmiyorum diyorum. Yalan. Yalan. Söyle. Hemen söyle yoksa ellerimle öldürürüm seni. Söyle. Vallahi bilmiyorum. Vay. Öğreneceksin o zaman. Öğreneceksin. Bir telefon lazım bana. Yürü. Ara kimi arayacaksın? Hiç yakam yok, anlamadım ben hala. Yardım etmezsen sıkarım gırtlağını. Ara.
Beyoğlu'ndaki yurt otelindeymiş bacım. Doğru söylüyorum. Sen gelmiyorsun. Dediğin yanlış çıkarsa ben her yerde geç bulurum seni. Beyoğlu'na gidiyoruz kaptan. Yurt oteli. Dese de ölmeden son bir hayır işlemiş olursun ha. Fena mı? Bırak! Bırak beni! Şırak! Şırak! Sessiz. Gürültü çıkarmadan halledin. Çek o pis ellerini. Kızımın üstünde. Lan ben seni gebertmez miyim? Yeter lan. Baba. Geldim daha şerefsiz baba. Mahir. Mahir. Sen beni çağıran. Kim alacak şimdi seni benim elimden? Konuşsana lan! Mahir! Kimin kafayısın sen? Mahir! Kim tuttu seni? Mahir bırak elinde kalır. Peşime niye kaçıyordunuz lan? Mahir! Bırak dedim. Bırak baba kalsın. Yer arası bu şerefsiz. Mahir bırak! Yeter! Yeter. Tamam. Pis herif. Sungül. Özür dilerim. İzinle yürü. Geçti bir tanem. Geçti. Gel bir tanem. Geçti Songül'üm geçti. Geçti korkma. Tamam. Tamam kimse bir şey yapamaz sana. Kimse bir şey yapamaz. Gel. Tamam abicim. Tamam. Senin nasıl haberin oldu? Aradılar baba. Bunu yapan şerefsiz kimse ölümüme tuzak kurdu. Songül'ü yem diye kullandılar. Son anda durumu öğrenip buraya geldim. Nasıl çıktın dışarı? Bir yolunu buldum baba. Aynı yoldan gir içeri şimdi. Yasin'e haber verdiğimiz için birazdan polisler burada olur. Tamam baba döneceğim. Sungül'üm. Tamam bir tane geçti. İyi düşün. Her şey güzelcek. Ne yalan söyleyeyim. Ya gelmezse diye içim içimi kemirdi. Dönmeydin, hayatımı çizip geçerlerdi benim. Benim kitabımda şerefsizlik yok başefendi. Verdiğim sözü canın pahasına tutarım. Sözün nerisin? Delikanlı nasılsın? Bundan böyle bir ihtiyacın olursa elimden gelen her şeyi yaparım. Ha bu arada... Koğuştakiler revirde dedim senin için.
Haberin olsun.